Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere evde steak burger nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Öncelikle hamurumuzu yapıyoruz. Boş bir kabımıza unumuzu ekliyoruz. Üzerine maya. Mayamızı ekledikten sonra şeker ekliyoruz. Tuz ekliyoruz. Ve suyunu ekleyeceğiz. Suyunu birden vermeniz yanlış olur tabi. Ben yine dediğim gibi açıklama kısmına tarif ekledim. Tabi bunun bir tam bir oranı yok. Azar azar ekleyip hamurun kıvam almasını bekleyeceğiz. En sonunda istediğimiz kıvama geldikten sonra çok az biraz sıvı yağ ekliyoruz ve iyice yoğuruyoruz. Evet, hamur istediğimiz kıvama geldi. Bunu bu şekilde 8 parçaya bölmeniz gerekecek. Ben bazılarını büyük bıraktım. Büyük hamburger ekmeği yaptım bilerek, deneme amaçlı. Ama siz bu oranla 8 adet hamburger ekmeği çıkarmanız gerekecek. Klasik hamburger ekmeği istiyorsanız. Ve bu şekilde elinizin ayasıyla yuvarlayıp bir masanın üzerinde olur, bir tezgahta olur. Yapacağınız tepsiye bu şekilde diziyorsunuz. Ben 6 parça çıkardım. Önce 4'ünü atacağım. Önce büyükleri atacağım. Büyükleri üzerine örtü koyup mayalanma işlemini söylüyorum şu an ben. Sıcak suya fırınımıza önce alt tarafına veriyoruz. Üst tarafına da tepside hamurlarımızı koyup bu şekilde dinlendiriyoruz. Mayalanmasını bekliyoruz. Ortalama 1 saat. Bu büyük ekmeklerim için. O küçük ekmekleri de aynı şekilde mayalandırdım. Şimdi diğer taraftan da hamurun, hamburger ekmeğinin üzeri için sadece sarısını kullanacağız yumurtanın. Beyazını ayıklıyoruz. Sarısını çırpıp bir fırça yardımıyla mayalanan hamurların üzerine ekleyip her tarafına yedirmeye özen göstermeniz gerekiyor. Ve ben boldan susam koydum. Bu susam tamamen sizin zevkiniz. Kullanırken çünkü piştikten sonra bir kısmı dökülecek. Ben onun için boldan ekliyorum. Üzerine çörek otumu da ekledim. Ve bu şekilde fırınlıyorum. Dediğim gibi bu büyük ekmeklerim. Çok güzel. İşte ortalama 20 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Çok fazla pişirmenize gerek yok. Bu da küçük hamburger ekmeklerim. Asıl ideal olanı bu zaten. Siz de bu şekilde yaparsınız. Ve alt tarafının hava alması gerekiyor. İlk çıkardığınızda hemen kullanmamanız gerekiyor. Bir soğumasını beklemeniz gerekiyor. Şimdi diğer yandan etime geçeceğim. Dana döşünü kullandım. 5 numara gözden geçirmeniz gerekiyor. Kasabınız varsa söylemeniz gerekiyor. Büyük gözden geçirmeniz gerekiyor. Steak etleri bu şekilde oluyor zaten. Ve iyice tuz ekleyip yoğuruyoruz. Başka bir şey eklemiyoruz. Bir yandan da karamelize soğan yapacağız. Karamelize soğan için sıvı yağımı ekliyorum. Az biraz kızdıktan sonra soğanlarımı ekliyorum. Soğanlar küçülecektir. Başta fazla gözünüze çok gelebilir ama hani fazladan koymanız gerekiyor. Eğer 3-4 kişiye steak burger yapacaksanız. Etime aynen bu şekilde şekil verebilirim. Bir herhangi bir poşet yardımıyla hani üzerine bir kat yapıp aynen benim yaptığım gibi iyice sıkılaştırmanız gerekiyor. Başta hamuru iyi yoğurmanız gerekecek. Yoksa pişirirken parçalanmalar olabilir. Ben steak burgerime ek olarak mantar ekledim. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. İstemeyen eklemeye de bilir. Mantarlarımı ince ince doğruyorum. Yine sıvı yağ ekleyip mantarlarımı pişiriyorum. Ben kabuklarını soyarak yaptım. Çok su değdirmeyi sevmiyorum. Çünkü suyu hemen çekiyor. Sünger gibi yapısı var mantarın. Ekmeklerimi de steak burger yapmak için önce ikiye bölüyorum. Çünkü birazdan bunları kızartacağım. Ve etimi isterseniz döküm tavada,
İsterseniz teflonda ben ikisini de denedim sizin için. İkisinde de çok güzel sonuç alıyorsunuz. Üzerine cheddar peynirlerini koyuyorum. Pişmeye yakın bir gözüne. Üzerine de kapağıyla kapatıyorum ki cheddar peynirleri iyice erisin. Siz de öyle yapabilirsiniz. Ekmeklerimi de kızarttım. Ekmeklerimin bir yüzüne hardal sosu ekledim. İsterseniz siz barbekü sosu ya da farklı bir sos seviyorsanız, mayonez olur, ketçap olur veya hangi sosu seviyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Ben hardal sosu sevdiğim için hardal sosu ekledim bir yüzüne. Üzerine karamelize soğanlarımdan ekliyorum. Soğanlarımı iyice pişirdim. O şekerini dışarıya çıkardım. Çok lezzetli oldu. Kapağını açtıktan sonra cheddar peynirim bu şekilde çok güzel oldu. Ve füme et. Füme eti de 1 dakika ortalama pişirmeniz yeterli olacaktır. Her bir yüzünü işte 30-40 saniye, 1-1,5 dakika pişirmeniz. Çok öldürmeniz doğru olmaz. Hemen karamelize soğanlarımın üzerine füme etlerimi diziyorum. Üzerine de cheddar peynirli etimi ekliyorum. En üst katmanı da pişirdiğim mantarlarımı ekleyeceğim. Pişirdiğim mantarlarımı da ekliyorum ve ekmeği en son ekleyip bu şekilde afiyetle tüketebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde tüketin. İsterseniz steak burgercilerin yaptığı gibi gerçekten muhteşem gözüküyor. Çok da lezzetli oldu. Ekmeği zaten efsane oldu. Bu tarifi mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Steak burgercilerin yaptığı gibi iki tarafından çubuk geçirip ikiye bölüp isterseniz böldüğünüz parçaları tekrar döküm tavanızda pişirebilirsiniz. O muhteşem görüntüyü yakalayabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.